Az kaldı unutuyordum. Dur. Kuzum, bunları Kerem'e götürürsün. Çok geçmiş olsun dediğimi de bir de yanaklarından da öp. Ayşe, seni ben götüreyim mi? Hastanede nerede zaten? Hem Kerem beni gördüğünde mutlu olur ha, sever beni. Yok abi yok, sen hiç gelmene gerek yok, beni götürmene de gerek yok. Zaten Kerem hastanede değil ki, şirkete geçmiştir o. Ayşe kız sen bir git gel de, sizin ikinize de bir kurşun döktürün. Vallahi nazara geldiniz ha. Ne anlatıyorsunuz ya siz? Ne konuşuyorsunuz siz, ben anlamadım. Bunlar boşandı mı boşanmadı mı? Ha bacım, siz boşandınız mı boşanmadınız mı? Abi istiyorsan biz hiç bu konulara girmeyelim. Ağzımdan yanlış bir şey çıkar, senin kalbini kırarım şimdi. Ha, o zaman ağzıma laf verme de girmeyelim Ayşe Hanım. Bak, Kerem ölmemiş işte, tamam. Allah uzun ömürler versin. Geçmiş olsun dedik, bitti gitti. Daha sen bu ne tantana anlamadım ki, annem desen senden beter. Abi sen iyi misin? Ya çocuk bizim yüzümüzden ölüyordu, sen bunun farkında mısın? Da hala bır bır konuşuyorsun başımda. Sen eğer Muhsin Baba'ya inansaydın bunların hiçbiri bizim başımıza gelmeyecekti ya. Kızım, siz boşandınız mı, boşanmadınız mı? Evet abi, boşandık. Niye boşandık biliyor musun? Senin yüzünden boşandık. Senin tantanaların yüzünden boşandık. Hayatımda yapabileceğim en büyük hata yaptım ben Kerem'le boşanarak ya. Öyle de böyle de bitti gitti. Gidiyorsun, geçmiş olsun diliyorsun, evine geliyorsun. Öyle bir daha şirkette çalışacağım falan diye hayal kurmayacaksın, rahatsız oluyorum. Abi sana bir şey diyeyim mi? Ben bu saatten sonra, bu kadar yaşanandan sonra hiç kimsenin lafını dinlemem. Aklında bulunsun. Ne lan bunun ağızları? Ya abi sen de ne anlayışsız adamsın ya. Bu kız seviyor işte bu oğlanı, ne yapacağız yani? Yani boşandılar diye hemen şey mi oluyormuş öyle yani? He, ayrıca Allah Allah, biz boşanmış olsak, ben kaza geçirsem sen gelmeyeceksin mi? Ne diyorsun Nazmi? Benle Kerem bir miyiz? Değil tabii. O senin gibi öküz gibi bağırmıyor. Bak çocuk sinirinden bunları da alıp gitmeyi unuttu. Anne, ben götüreyim mi onları Kerem'e? Götür kuzum. Ver, ver. Ya neyi nereye götürüyorsun sen? Ya niye ya? Bekle lan orada, bekle. Alo. Efendim komiserim. Tabii hemen geliyoruz. Ne oldu? Hemen geliyoruz. Yakalamışlar mı? Tamam. Yakalamışlar mı? Allah'ım yakalamışlar. Sana şükürler olsun ya Rabbim. Şimdi ben bütün sinirimi onlardan çıkarmadım. Tamam, lan. Sakin. Cam çerçeve ne varsa indirmezsem. Alın şu montlarınızı. Alın montlarınızı. Şikayetçi Ömer Yıldırım. Buyurun komiserim. Şimdi sen babanla kuzeninin bu paralarla altınları Melahat Özkayalı ve Erkut Özkayalı'dan neredeyse kandırıp alıp kaçacaklardı diyorsun, öyle mi? Evet komiserim. Nein, nein komiser bey memurum. Yok öyle bir şey, nein. Lan oğlum yalan söylemesene. Evet, evet komiserim ya. Bunlar bizim altınlarımıza, paralarımıza göz diktiler ya. Hayır komiserim. Ben para falan almadım bakın. Ben de öyle çok, benim gözümde para yok yani. Anladınız mı? Almadım para falan. Lan yalan söylemesene. Ya aldın mı dedik? Alacaktınız ama. Siz çektirmediniz mi bize zorla krediyi ya? Çekmeseydin yenge, çekmeseydin. Oğlum. Abi, abi sen Necdet'i alırsın ve çoban da kalır. Sakin ol, bir çıkalım. Şşt. Bir durun bakalım. Ne oluyor? Biz kimseden bir şey almadık müdürüm. Hem benim ihtiyacım da yok. Ben Almanya'da çok saygın bir iş adamıyım. Ya ben sadece bu aileye iyilik olsun diye şey yaptım ama ya biz bir iş yapacaktık. Benim oğlan yanlış anlamış. Ya bu da bir iftira olarak üzerimize kaldı. Oğlum sen ne biçim konuşuyorsun? Ne iftirası lan? Abi dur, haklıyken haksız duruma düşme. Şimdi herkes bir yerine geçsin bakalım. Tamam. Karakolda olduğunuzu bir hatırlayın. Soru sormadan kimse konuşmayacak. Sadece bu bayan konuşacak. Hanımefendi, siz şimdi tek tek bana cevap verin. Bunlar senden zorla para aldı mı, almadı mı? Yani öyle bir almam alma olmadı da ama bize bankadan para çektirdiler ya, gelip alacaklardı. Anne söylesene, ben yetişmesem kendi elinizle veriyordunuz parayı, söylesene. Hayır komiser bey, yok öyle bir şey komiser bey, memurum. Bu teyzem yalan söylüyor ya. Bakın komiser bey, rap müzik benim için çok önemli bir husustur. Eğer ki ben bir daha rap müzik yapmayacaksam nasip olmasın bana, tamam mı? Ben para falan çalmadım. Erkut çok iyi bilir. Değil mi Erkut? Söylesene, konuşsana. Rap müzik nasıl tutku benim için Erkut? Söylesene, anlatsana memur bey komiserime. Yok vallahi yalan söylüyor, öyle bir şey yok komiserim. Oğlum başlatma lan müziğinden. Duydunuz yani müdürüm, biz para mara almadık.
Almanya'da bir AVM'nin içinde bunların püfesi varmış. Biz onu alacaktık. Ha doğru. Alacaklardı ama kendileri almaktan vazgeçti. Yani bu da suç mu yani? Şimdi bu kabahat bizim mi? Ulan çakal! Senin kendi evladın seni gelip şikayet etmese paraları alıp kaçacaktım ben. Bana bak. Hiç şakam yok. Bir daha böyle efelik yapmaya kalkarsan ilk önce seni atarım içeri. Tamam Rıza, sakin ya. Paraları hala sizde. Altınları da kendiniz vermişsiniz. Alıp saydınız, baktınız. Eksik de yokmuş. Bu dolandırıcılıktan sayılmaz. Ulan babamı dolandırdılar, o sayılmaz. Bu sayılmaz, daha ne sayılacak ya? İlla evimize girip ekmeğimizi mi çalsınlar? İlla gelip bizim namusumuzla mı oynasınlar illa? Daha ne olacak ya? Rıza sakin, tamam. Bakın bunu düşünmekle yapmak aynı şey değil. Adam fiili olarak sizi dolandırmamış. Paranızı da almamış. Bu durumda bizlik bir şey kalmıyor. Ya adamlar dolandırıcı diyorum komiserim, tutuklasanız adamları. Gerçekten çok teşekkür ederiz komiser bey. Çok iyi bir komiser beysiniz. Çıkabilirsiniz. Tamam. Sana Rıza abi demiştir. Lan sen öldür konuşuyorlar. Abi çık şimdi. Lan sen benim. Baba beni öldürdü. Lan. Sen. Şuna bak. Şuna bak.